Bugün 26 Kasım 2012, 27 Kasım 2012 Torbalı'nın Ormancı köyündeyiz. Orman köyündeyiz. Abimizin ismi? Selahattin Çetin. Selahattin Çetin'in evindeyiz. Burada Torbalı kadın oyunları, kadın müziği konusunda bilgi almaya geldik. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'ndan ben doçent doktor Mehmet Öcal Özbilgin, sayın öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir ve Tarkan Erkan olarak üçlü buradayız. Ve bize yardımcı olan arkadaşımız da bize bu vesileyi sağlayan bu köyden sayın öğretmen Necat Çetin. Necat Çetin sayesinde buradayız. Burası zaten Necat Çetin'in akrabası. Amcamın evi. Amcasının evinde bu konuda çalışma yapacağız. Onları da hocam şey yapacak, kaydedecek, olur mu? Evet. Şimdi... Mesela sizden başlayalım teyzeciğim. Sizin adınız, soyadınız nedir? Perize Çetin. Perizat? Perize Çetin. Perize Çetin. Kaç doğumlusunuz? Yaş kaç? Doğum bilmiyorum. 77 bir şey. Ben kaç doğum bilmiyorum. Bugün 19... Şu anda 77 yaşındasınız, 77. Öyle mi? Evet. Doğma büyüme bu köylüsünüz. Bu köylüyüm, Helvacı. Helvacı köyündensiniz. O buraya ne kadar uzak? 2 kilometre. Peki sizin adınız, soyadınız var, öğrenebilir miyim? Özgür Yiğit. Özgür Yiğit. Hı. Kaç doğumlusunuz ya? Ben 1973. Bu köyden misiniz? Yok, buraya gelin geldim. Şey, Bayındır'dan. Bayındırlısınız aslında. Neresinden? Buruncuk'tan. Bayındır'dan. Buraya gelin geldim işte. Kaç yıldır buradasınız? 24 senedir. Alıcım, sizin adınızı soyadınızı alabilir miyim? Elif Çetin. Buralısınız. Buralıyım. Kaç doğumlusunuz? 57. 1957 doğumlu. Sizden de rica edeyim. Şefika Sungur. Doğum bölüm buralıyım. Bu benim kızım. Hı. 56 doğumluyum. 1956'lısınız. 1956. Biz şimdi Necat Bey'den duyduğumuza göre burada kadın eğlencelerinde ya da kadın düğünlerinde kadınlar kendi arasında eğlence yaparken kendisi çalarmış. Kendiniz. Siz de bu konuda ünlüymüşsünüz duyduğumuz kadarıyla. Hı. Peki siz bu işe nasıl heves ettiniz ve nasıl oldu? Bu böyle hani bir anadan geçme bir şey midir yoksa kişinin kendi içinden mi gelir? İçimizden gelerek. Siz oraya o törenlere katılarak orada öğrenerek kendiniz... Bizden herhangi bir büyüklerimiz ederken, biz de onların yerine bakarken, ağzından çıkanı dinlerken öğrendik. Peki genelde nerelerde yapılır bu tür eğlentiler, bu sizin çaldığınız işler? Kına gecelerinde mi? Kına gecesi. Bak, evvelden düğünlerde hiç çalgı gelmezdi. Cuma gün akşam kına gecesi olurdu. Pazar gün gündüz düğün biterdi. O vakte kadar dümbekli elimizdeydi bizim. 3 gün mü sürerdi? 3 gün sürerdi düğün. Kına gecesinden önce bir şey yok mu? Bak, eğlentisi ya da hazırlığı? Bak, cuma gün kına gecesi, cumartesi gün. Şimdi cumartesi gün oluyor genellikle kına geceler ya. Hı-hı. Bizim burada o şeyde cuma gün olur kına gecesi. Ha, onun için de o çalgı geldi. Usulden hani elini böyle bir kına gecesi merasimi ediveriyorlar şimdi. Önceden kına gecesi çok önemli bir şeydi, öyle mi? Onu, peki normalde ben bazen duyarım da böyle perşembeden başlayan düğünler oluyor. Perşembeden gündüz hazırlık olanlar. Evet. Öyle genelde bir şey var mı? Genelde cumadan. Cumadan başlıyor. Cumadan. Ve böylece 3 günlük düğünler oluyor burada. Şimdi peki, gündüzden bizim buralarda yemek merasimi çok olurdu. Yine mesela böyle bir şey olacaktı. Kına gecesi olacak cuma gün. Gündüzden etimiz kesilirdi. Konum komşu toplanırdı, doğranırdı. Bir de o arada düğün akşamdan kompostlara konurdu. Düğün odunu, gençler toplanırdı, düğün odunu getirirler, gelirlerdi bayraklarla. Onlar bir düğün yemeği, hani odun aynı bir yemek hazırlanırdı. Düğün odununu falan getirirken o köyün gençleri onlar nasıl organize olurdu? Böyle bir köy genç odası gibi bir şey var mıydı? Hazırlık olurdu onlar. Onlar kendi arasında bir şeysi olurdu. Gel. Bir şey olur. Toplar yani ha. Gençler, arkadaşlar toplar. Ha, sen dedin Suat gel. Ya, Otur. Gel. Gelir gelmez. Hoş geldiniz. Adını söylediniz. Suat Demirci. Kaç doğumlusunuz Suat Hanım? 69. Bu köyden misiniz? Evet. Doğma büyüme buralısınız. Siz böyle eşlik ediyor musunuz? Siz de düğünlerde çalar söyler misiniz? Yok, yani ben çalmam söylemem. Ben oynayan taraftayım. Evet, siz oynayınca çalmak yok bizde. Abicim, siz de bir kendinizi tanıtır mısınız Celsa? Valla doğma burada Bediz abi. Adınız soyadınız? Selahattin Çetin. Selahattin Çetin. Kaç doğumlusunuz? 44. 1944'lü. Siz oduncular için bir şey söylüyordunuz. Oduncular davul zorunayla mı? Odunlar, önce odunu davullarla giderdi.
Mesela affedersin yani yanlış anlaşılmış. Ben anlaşamam. Eskiden motor katılma da hayvanlarla eşekten beygirle iki takım davul gelir. İzmir'den gelir davulla. Dağa gidilir oduna, davuldan gidilir, davuldan gelinirdi bak. İki takım dediniz ne? Bir takımda bir davul bir zurna mı var? İki davul, iki zurna. Bir de bundan iki takım olunca dört davul dört zurna mı oluyor? O, evet. Yani bir takım dediğiniz iki davul iki zurnadan mı? Evet. Başlıyor? Ama burada bir de iki takım getirip dört davul dört zurna çalıyordu öyle mi? Biz burada iki davul iki zurna. Çalınıyor sadece. Çalınırdı. Bir takım yani. Mesela cumartesi akşamına gelir davula. Ertesi gün kaç tane gelin belli olmaz. Yani saat gece 9 olur, 10 olur, 12 olur. Bilakis bunun annesi saat 2'dendi. Bak. Yani biz şimdi düğün merasiminden bahsediyoruz galiba. Tabii. Değil mi? Düğün evet. Töreninden. Düğünler kaç gün sürüyordu? Öyle başlayalım. 3 gün isterseniz. Dediniz değil mi? Ve bunu cuma gündüzü diyorsunuz. Cuma gündüz başlar. Bu davulcular geldiği zaman pazar gününe kadar sizin konuğunuz mu olurlardı? Evet, evet. Ne zaman giderler? Düğün düğün bittikten sonra. Gelinince kadar. Ne zaman o işte? Cuma, mesela, cumartesi, pazar. Pazar akşamı. Kaça kadar? Yatsıyı bulur. Yatsıyı bulur. Yatsıyı rahat tamam. Bulur geçer. Peki ben şöyle bir şey sorayım. Yörükler arasında çok yaygın olduğu için. Evet. Ön düğün, ters düğün diye. Yani pazartesi, salı, çarşamba olan düğünler de var mıydı? Öyle bir şey var mıydı? Biz, o zaman yoktu. Sizde sadece cuma günü başlar öyle mi? Cuma günü. Bir de perşembe olur arada. Çarşamba, perşembe. İşte onu hafta. Soruyorum yani. Evet. İki tane. Hafta içinde. Haftada iki tane. Bir de hafta sonunu olan. Evet. Ona bir ad veriliyor mu? Mesela Aydın'da Aydın yörükleri buna eğer işte o salı çarşamba olan düğüne ön düğün diyor. Öbürüne ters düğün diyorlar. Evet. Sizde böyle bir isimlendirme var mıydı? Böyle? Bizde öyle bir şey yok. Yok ama anlaşıldı ki burada da hafta içinde iki düğün yani olabiliyor. İki düğün olurdu. Hafta sonuna rastlayan bir hafta içine. Evet. Ben neyi merak ediyorum abi, bu gençler oduna giderken bunu kim organize ediyordu? Böyle burada düğünü idare eden bir bayraktar olur. Şöyle yapalım. Bayraktar hocam bir bayraktar olur. Şöyle sırayla gidelim mi? Buyur. Yani düğün... Abi ben sana bir santaryalı vereyim altına. Alalım. Evet. Kaldığınız yerden gelen konuğumuz hemen çabucak gitti. Oyun da oynamadı bize. Evet. Neyse gerekirse yine çok iyi oyuncuysa kandırıp çağırmamız lazım diye düşünüyorum. Biz şimdi cuma günü şimdi şöyle yapalım. Düğün daha önceden kararlaştırılıyor. Nişan vesaire onları geçtik şimdi. Sadece düğündeyiz. Ama bizim esas buraya geliş maksadımız bayan oyunları üzerine. Bayan oyunları, bayan Eğlenceleri içerisinde yani bir tanesi düğün geleneği. Düğünün içindeki kına da bayan oyunlarını öne çıkartıyor. Onu bir düğün olacak. Şimdi biz kısaca buna geçmeden önce esas konumuza geçmeden önce burada düğünle ilgili neler yapılıyor ondan başlayalım. Düğünü anlamamız için düğünün en önemli simgesi ne? Bayrak mı? Bayrak elbette başta gelir. Yani ne zaman düğünün başladığını anlıyoruz? Bayrak kalkmayı anlatınca, bayrak çekme var ya, silah atılıyor yani. Şimdi bayrakta arkadaşları toplar. Ha düğün burada bayrakla mı anlaşılıyor? Bacaya, bu evin mesela bacasını bir bayrak asılır, sık atılır. Nereye asılır? Düğün sahibinin evine. Neresine? Oğlan evine. Oğlan evinin bacası yüksek mı? Bir, yüksek bir yer gözükecek bir yer. Yüksek bir yere. Baca diye bir şey yok. Yani. Bacasını asarız. Ha burada yüksek yer baca oraya baca. Asarız. Ha. Başka bir yerde başka bir yer başka yer. Sadece en yükseğe yani her taraftan görünebilecek. Düğün sahibinin evine. Kim asar bayrağı? Bayraktar asar arkadaşlarına. Bayraktar kimdir? Bir arkadaş. Ki yani kim ama kaç yaşında? Mesela Necat olabilir. Damadın arkadaşı mı? Şimdi ben devreye girebilir miyim? Tabii hocam. Bayraktar bir defa bekar olacak. Doğru. Ha, bekar olacak. Gençlerden. Gençlerden olacak. Bekar olacak. Damadın arkadaşlarından olacak. Her türlü cefayı, o koşuşturmayı yüklenebilecek, sırtlanabilecek birisi olacak. Çünkü bütün şey bayrakların şeyinde etrafında döner. Düğün. Bir şekilde organizatör. Organizatör. Şey, evet. Değil mi? Ve her şeyi koşturur. Aslında yani bayraktar kişi seçildiğinde İki bayrak olur düğünde. Şimdi bir bayrak sabittir. Diyelim ki öğlenden sonra, cuma günü öğlenden sonra
Oğlan evine. Oğlan evine. Peki gelin de buradansa, aynı köydense, oraya da bayrak dikilir mi? Hayır. Şimdi sadece oğlan evine. Bayrağı sadece oğlan evi dikiyor. Evet. İki bayrak vardır bakın. Tamam. Birinci bayrak sabit olan. Sabit olan, üzerine elma veyahut da portakal. Portakal. Bir de onun tam o yeri süslenir, çiçeklerle süslenir. O tepesi alem gibi olan, yer evet. Çiçeklerle. Türk bayrağı mı? Türk bayrağıdır. İki bayrak olur. Bakın ona bir Türk bayrağıdır. Ve bayrak çekilirken, asılırken sıkı atılır. Sıkı yani tüfekle iki el falan köyden dan dan diye duyulur. Duyurulur. Duyulur. Bu düğünün başladığına işarettir. Bayrağın kaldırıldığına. Mehmet Bey, ben siz tarihçisiniz diye soruyorum. Bu Türk bayrağından önce ne varmış acaba? Bu adet muhakkak vardı önce. Şimdi o kadarını ben bilmiyorum ama bakın iki bayrak vardı. Hı hı. Bir Türk bayrağı vardır, bir de köyün gençlik bayrağı vardır. Her köyün gençlik bayrağı vardır. Bir tarafta ay yıldız, diğer tarafta da aynı şey gibi okullarda var ya, işte flama gibi, flama gibi. İşte Çengele köyü gençliği yazardı. Daha sonra bu orman köyü gençliğine diye dönüşüldü. Bu bayrak muhtarlıkta saklanır. Bir sırığa, bir zeytin sırığına, yaklaşık 2 metre boyunda bir zeytin, o bayrakta süslenir. Peki sabit olan, öbürü sabit olmayan. Şimdi birisi sabit olan. Tamam, o eve bayrağın çekilmesi ve yine tüfekle ateşle yani duyurması ve düğünün bittiğinde indirilmesi, yine sık atılarak şey yapılır. Yani tüfek atılarak bayrak orada tek başına indirilmez yine. O da şu şey vardır yani, bağımsızlıkla beraber devlete olan saygıdır yani. Onun o bayrağın altında bu düğün yapılıyor. Bu inanç vardır. Şimdi diyelim ki düğün başladı. Yani sık atıldı, bayrak çekildi. Bu sefer bayraktar olan kişi, arkadaşlar, gençlerle beraber elinde böyle çapraz tutuş vaziyette kahveleri dolaşır. Düğünümüz var, buyurun. Ha, düğünden önce okuntu deriz biz. Şekerli komşunumu davet, bu daveti gibi. Hı hı. O ayrı bir olay. Ve geceden, bir gün öncesi geceden de kadınlar işte et doğranır, yengem söyledi gibi buğday ayıklanır, kompostolar konur vesaire. O bir düğün bayrağı iki tane oluyor. Tabii. Birisi eve asılıyor, diğeri dolaşıyor. Ve kim dolaştırıyor onu? Bayraktar. Bayraktar. Bayraktar olarak seçilen genç olan. Evli olduğu. Bir tane o zaman iki bayrak olduğuna göre birden fazla bayraklar var. Yani hayır. Bir asılı duruyor. O bir bayrak asılı duruyor sabit. Orada gençler mi asıyor? Tabii gene şeyde ama bayraktar asar onu o şeye sabit olarak da. İkinci bayrağı, bayraktar sürekli yanında da, bir dakika dahi boş bırakmaz onu artık. Yardımcısı var mı? Yardımcısı, amca var mıdır o şeylerde yardımcıları? Arkadaşlar etrafındadır. Şimdi bayrağı bir yere şöyle dikip bırakmaz. Eğer onu birisi, yani zorla değil, bıraktı, başka birisi kaptığı an o bayrakları rezil ederler, ceza verirler, çok ağır ceza verirlerdi. Sahip çıkacak. Sahip çıkacak. Eğer yani o sancak, bir yere gittiyse, aynı sancak gibi, o yere gittiyse diyelim ki Tarkan yanında işte diyor sana teslim ediyorum, o şey yapar, devamlı dikili tutacak. Hı-hı. Ve işte düğün odunlu falan bayraklar, davullar geldiyse ki gelir erkekler için, çünkü iki türlü eğlence vardır. Kadınların eğlencesi farklıdır, erkeklerin eğlencesi farklıdır. Yenge kapatı ver onu, söyleyin. Şimdi hayvanlar hazırlandı, davullarla gidilir. Daha oduna, düğün odununa gidilir. Sonra bu traktörle oldu. Daha önceleri hayvan. Yani yaklaşık bir dakika Recep Bey, şimdi düğün bayrağıyla beraber düğünü ilan ettik. Yine bayrakla beraber dağa gidilir. Hayır, söylemek istediğim şey bu. Şimdi imece usulü işler var. Yemek yapımı. Herkesin göre taksim başka, vardır. Başka? Şimdi yemek yapımından ondan önce yastık doldurma. Peki, vardır. Yastık doldurma ne? Yastık doldurma. Şimdi peki bak, bir imece işler, yemek yapımı, bir hafta öncesinde yemek oldu. Yapımı, düğün meydanının hazırlanma, yani böyle soyuyorum. Tabii. Ben şimdi, neler onlar? Şimdi etrafın temizlenmesi, yemek yapılması, efendim ondan iki hafta önce yastık doldurma, iki hafta falan var mı da abla? İki hafta önce yastık doldurma dediğimiz, yani kızın çeyizlerinin son hazırlıkları yapılması işte. Ama o ya, gelin evinde olan bir iş. Tabii orada da olur ama erkek, bir de gelin olacağı, gelin gideceği evde de bir de çeyiz serilirdi bir hafta öncesinden. Kadınlar gider çeyiz serer. Erkek olan şeye, evine. Yani o şeye böyle çeyiz serilir falan. Böyle gösteriler yapardı.
Şimdi ben konuyu dağıtmayayım. Bir, imece yapılacak işler nedir bunlar? Aş pişecek, odun lazım. İşte sandalyeler gelecek. Sandalye falan yok. Hasırla gelecek. Yok. Bir yer ayarlanacak. Bir, ikincisi... Onun komşudan tabaktır, düzendir, kaşıktır, çataldır, sinidir bunlar toplanıyordu. Peki, misafirler, dışarıdan gelen misafirler nerede ağırlanıyor? Ha, nerede ağırlanıyor? Birinci derece yakınların evinde ağırlanır. Peki bunun için kim görevli? Şimdi kendiliğinden o taksimat olur. Nasıl kendiliğinden? Yani hiçbir misafir zaten düğün evinde herkes bekler. Misafir götürmek için bekler. Yani komşu köylerden tanıdığı akrabası burada muhakkak arkadaşları vardır. Ya da düğün sahibi de şey yapar. Düğün sahibi de o taksimatı yapar. İşte mesela diyelim ki amcamın düğünü var. Ben beklerim. Bütün misafirler yerlerine gidesi kadar. Bana sıra gelsin diye beklerim. Yani işte derim ki veyahut da gündüzden gelen misafirlere işte sen benim misafirimsin. Zaten onunla ben ilgilenirim artık. Onun birinci derece ben ilgilenirim. Kimse yani meydanda kalmaz. Çok kişi vardır ki... Şimdi ben beyefendiye sorayım. Geçmişte bu Yörüklerin köylerindeki düğünlerde çalgı takımı misafirleri köyün dışında karşılıyordu. Gelen misafirler önce silahını çeker, atar. Şimdi dürü geliyor ya, onu diyor arkadaş. Ondan sonra davulcuna onu almaya gider. Böyle bir şey var mıydı? Atar. Dürü dediği ne biliyor musunuz? Hediye. Misafirler geliyor. El bacak ve el bacak. Misafirin getirdiği hediyeye dürü denir. Dürü. Burada. Dürü. Evet. Köyün girişinde silah attı. Silah varsa silah atar. Yoksa bir ateş yakar. Bu gelen yapıyor bunu değil mi? Gelen misafirler. İşaret verir yani. O zaman der ki, falan yerde misafirler ya, bir takım da davul al git. Gider öyle davulla. Davulun biri burada çalar. Çünkü burada misafirler ağırlar. Biri de gider o misafirlerle gelir. Dolayısıyla oraya giden o misafirde konuk edecek. Evet. Evet. Davulcu mu diyor? Hayır, davulcu değil. Misafir buraya geldi. Misafir geldi mi buraya? Davulun işi biter. Davul yine aynı misafirlerin yanında. O arkadaş da o da geldiği zaman nasıl? Mesela Necati der ki bunları al seni evi götür git. Çünkü geçik biraz olmaz. Herkes bekler yani. Yani bunları al seni evi götür git. İkinci misafiri gelmiş. Affedersin sana derim ki bak bu misafire seni evi götür git. Hemen sofra gider senin oraya, bunun buraya. Yani evlerde ağırlanır gelen misafirler. Eskiden sandalye bir şey var ya. İçki içenler altın bir asır. Yine. Peki çalgıların? Çalgılar davulla çalar. Davul. Onlar da o asırla mı oturuyor? Onlar da asır üstüne. Bildiğin asır. Davulcu da ha? Davulcu da. Kolayış değil. Tabii. Peki şimdi düğünün akışı nasıl oluyor? Birinci gün ne oluyor? İkinci gün ne oluyor? Üçüncü gün ne oluyor? Amcamla konuşacak, ben mi konuşayım? Buyurun konuş. Fark etmez ki. Yani şimdi, konuş. Birinci bu cuma günkü diyelim, odun geldi, düğün oduna geldi. Kimin orada dümbek çalınacak? Herkesin orada dümbek çalınmaz. Evin geniş olması, eğer kış günüyse geniş olması lazım. Şimdi kadınlara geçtik. Tabii kadınlar ki o tespit edilir. Yani ille kendi avlusunda çalacak diye bir şey. Bir defa kapalı olacak. Bir dakika Necat Bey, ben anlamadım şimdi. Erkek evinde sadece erkeklerin eğlencesi yok mu? Ya o da var. Kadınlar da ama kadınların yeri bir yer ayarlanır. Kadınlar ve erkekler bir değildi. Yani nerede olacak? Oğlan bak, evinin kadınları da kendi arasında oynayıp eğleniyor mu? Ama o evde şart değil. O evde olmaz. Yakınında bir avlu kapalı olacak bir defa. Yüksek olacak. Oğlan evinde kadınlar için düğün yapılıyor mu? Oğlan evinde, kız evinde oluyor. Oğlan evinde, kız evinde. Kına gecesi mi gidiyor? Tamam. Kına gecesi ne zaman oluyor? Hangi gün? Cuma akşamı. Cuma akşamı. İlla kız evinde olacak diye bir şey yok. Uygun, müsait, daha büyük bir ev var. Tamam. Orada toplanıyorsun. Ama yani kınacılar var. Oğlan evinden gelin evine, gelinin kına yakmaya gidenlere ne diyorsunuz siz? Kınacı mı diyorsun? Ama ne olacak? Hatırlamayacağım. Ne geldi deniyor. Kına evinde yani kınanın yapılacağı yerde şeyin eğlencenin olması için bazı şartların olması lazım. Nedir onlar? Mesela bir defa yüksek duvar olacak. Görünmemesi için. Erkeklerin görünmemesi için. Yani kapı. Erkeklerin görmemesi için. Zaten giremez. Ama açık alan olmayacak. Hayır, açık alan yok. Yüksek olacak, kapalı bir yer olacak. Hayır, üstü açık olabilir. Tabii üstü açık olabilir. Mesela yaz gününde. Hı hı. Kış gününde ise evin büyük bir odası olmuş olacak.
Mesela bizim evlerimiz şimdi diyelim ki 4 adama, eski evlerimizin ilk odaydı. İlk odama her oda 60 metrekare, 70 metrekare. Büyüktü. Hı hı. Ya da daha geniş. Ya da say altı, say altında çaldınız mı? Ulu. Say altında böyle. Çalınacağım. Ya da say altı, yani böyle bir kapalı bir yer. Kısaltalım biz işimizi. Çünkü esas işimiz oyunlarla ilgili. Şimdi bir erkek evinde oyunlar oynanacak. Düğün alanı var. Çalgıların bulunduğu alan var. Var erkekler. Bir de cuma akşamı kadınların kınası var. Evet. Şimdi geçelim o kınaya. Değil mi hocam? Evet, ama biz şu anda şunu anladık ki erkek evi için dışarıdan davul ve zurna geliyor. Evet. Yani erkek eğlencesi için. Evet. Kadın eğlencesine dışarıdan gelen bir şey yok. Sadece kendileri. Onlar kendi bir dakika. Orada bir duralım. Yani ben duyduğum kadarıyla Tepecik'ten çok davullar geliyor. Çengi de getiriliyor imiş. Çok önceden. Hani parası olan bastırıyormuş parayı. Evet, Tepecik'ten çingeneleri getiriyormuş. Köçek. Çengi diyemeyiz biz ona. Köçek deriz. Köçek genellikle oyun oynayandı ama içinde var mı köçek, yani dansöz gibi bir yeri? Tabii. Ay, ama siz köçekten kastınız oyuncu mu olacak yoksa çalacak söyleyecek mi? Hem çalacak hem söyleyecek. Hem de oynayacak. Tabii oynayacak. Ne kavgalar oldu? Peki, bu köçek dediğiniz kadınlar için kadın mi olacak? Erkek değil. Bu bölgede kadın. Şimdi bir dakika, bir daha yani bu yapılıyor muydu? Sizin bildiğiniz var mı böyle? Siz şahit oldunuz mu? Şeyli. Peki, o paramız yok ya da yani istemiyoruz biz ya Tepecik'ten zurnacı. O zaman sizler devreye. O zaman kendimiz kendi aramızda. Ekser yeti evvelden düğünden kendi aramızda. Peki, bir şey daha sorayım şimdi. Ama biz yalnız şu var, kadınlarda kendi arasında, erkeklerde yine iyi kötü bir zurna olur. Ya erkekler geliyor, ona bir şeyimiz yok. Şimdi. Biz kadınlar konuşuyoruz zaten şimdi. Peki, oradan para vermedik, geldi kendi içimizden işte bu işi yapana. Siz demin dediniz ki biz annemizden, büyüklerimizden görerek bunu öğrendik. Evet. Öyle geliştirdik kendimizi, hatta kendimizden de bazen katkı yaptık gibi bir sözler ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Oldu mu öyle bir şey? Öyle. Yani gereği öyle olacak. Bu işi yapan insanlara hiç bağışış anlamında para verilir miydi? Yani sizin hiç para aldığınız oldu mu? Hiç olmadı. Mesela para yerine hediye verilir miydi? Ha, öyle donatlar, ıvırdır, zıvırdır. Basma kesme mi bir? Peki. Para yok. Para zaten yok. Peki siz daveti nasıl alıyordunuz? Nasıl davet ediyorlardı sizi? Diyorlardı ki bize işte düğün var. Size şeker gönderdiler, buyurun gelin. Gittiniz. Mesela gittik. Siz orada müzisyenlik yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yok. Öyle biz diyeceğim, herkesin düğününe gitmezdik de köyde. Biz kendi köyümüze aldık. Önceden siz düğünde... Hayır. Önceden size düğünümüze geleceksiniz, herkese oynatmak için siz şarkı söyleyip dümbek çalacaksınız. O zaten belliydi zaten. Hani böyle aşağıda yani, sensiz olmaz, sen muhakkak geleceksin derler. Çalıvereceğim. Şimdi biz mesela düğünü evine geç geliyoruz, biz bu işi yapıyoruz. Bizi yer ayırır burada. Buraya dümbekçiler oturacak. Biz geldik mi altımızı minder verilirdi. He yani. Muhtemelen adamsın. Tabii. Önceden biliyorsunuz ama konuşulmuyor da orada gelişiyor olay. Ama köyde sonuçta dümbekçi olmak bir itibar. Evet. Peki kaç tane var dümbekçi söyleyen? Sizin dönemizde. Bizim zamanımız 4 tane filandı. 4. Bunlara bir ad isim veriliyor mu? Bir şey deniyor mu? Lakap falan böyle. İşte. Dümbekçiler geldiği zaman diyorlar ki hani onlar buraya otursun. Peki daha 4 kişi de geldi. 4'ü de birden çalma işini yapar mı? Yapar. Ya da yani iki kişi sizi yaptınız, diğer iki tanesine görev vermedik. Öbürkünden şişeyle falan şişe. Böyle ne kaşıkla ya? Yapılıyordu. Ne cam şişe, iki de kaşık. Kaşık şişesi, iki tane de kaşık olurdu. Ondan ona eşlik ediyorduk. Çaldılar. Şimdi işin ilginç tarafına geldik. Ama önce bitirelim bu tarafı da. Peki siz 4 kişisiniz bu köyde bilinen. Belki bir tane daha yetenek çıktı, o da oturmak istedi. Oturturlar mı? Ya istiyorsa oturabilir. O kendisi mi ifade ediyor yani? Siz nereden, nasıl başladınız? Siz nasıl seçildiniz bu işe? Güzel sesinizden dolayı mı? İyi ritim attığınız için mi? Ya başkası bilmediği için hep biz çalıyoruz zaten. Hayır, ama ben sizin ilk şeyinizi söylemek istiyorum. Hani ilk doğduğunuz bekçiliğe nasıl kabul edildiniz diyeyim. Hani bu sanki şey gibi. Ya şimdi bizden büyükler çalıyor böyle söyleyince biz de onların yanında eşlik ederken biz de onlara destek verirken bu daha iyi yapıyor, Ayşe daha iyi yapıyor gibi. Bunlar daha iyi olacak. Siz de gelin, hepimiz de yaptık bu işi. Peki kimler var? Kimlerdi onlar?
Daha önceleri Gülser. Soyadı? Tosunlardan. Tosunlardan. Evet. Neriman. Şeyden. Vesile. Vesile söylüyordu. Vesile abla. Tabii. Adını soyadını söyleyin ama. Varsa ne akıllı. Vesile, Alkan. Alkan. Neriman. Neriman, onların soy isim neydi? Abdurrahman Alkan, canım. Onlar da Alkan. Onlar da Alkan. Neriman Alkan. Onlar da Alkan. Gülser Tosun. Tosun. Gülser şimdi Karakan oldu. Öyle. Ha Karakan oldu şeyde. Ha ha ha. Evlendiler. Diyarlayma şeyinde. Ha anladım. Şey, şey soruyorum. Soyuşlar genişti. Şu soyuşlar genişti tabii. Biraz konuya gelelim de. Şimdi siz mesela düğün ortamına başladınız. Düğün ortamına başladığınız zaman belli bir sıra takip edip de mi ezgileri veya müzikleri yapıyorsunuz? Yoksa öyle aklınıza geldiği zaman veya istek üzerine işte ben şunu istiyorum. Öyle de oluyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Sen şimdi oyunuma çıkıyorsun. Şimdi evet. Mesela Özgür'ün bak ayağındaki çoraptan, terliğinden, evet, donundan, kazağına, çemberine kadar. Evet. Nasıl mesela bakıyorsun şimdi seni diyor, seni ben bir başka beste yapıyorum. Özgür çıkıyor, Özgür'e gelip bir başka beste yapıyorum. Bir dakika, renk mi oluyor yoksa motiv mi? Onu göre uyduruyorum, Türkiye mani. Ona göre bir mani söz değişiyor sadece. Ha. Evet, söz mesela değişiyor. Ayağında var terlik diye mesela, ayağında terlikten çıkıyor ya oyun yerine. Hı. Ayağında var terlik, arkasını getiriyorsun. Başında var çemberi. Başındaki çemberi, dalı var, çiçeği yok. Benim deli gönlümün senden geçeceği yok. Ya, o anda uyduruyorsun. Ha, bak, o anda uyduruyorsun. Şey söylediğinizi bir mesela örnekleyebilir misiniz? Hocam bir şey daha ben önce sırayla gidecektim de. Dümbek, şişe, başka? İkili kaşık. Kaşık. Bunlar böyle vuruyor. Tahta yani. Kaşık mı? Ya demir. Çalgı aletleriniz değil mi? Tabii. Sizden böyle keman, cümbüş çalan yok. Yok. Ama şehirden getirdikleriniz. Bak hocam onlar da oluyor. Biriler toplanır evin içine. Herkes toplanır. Lafını ballan kesiyorum. Ama herkes toplanıyor. Biz varıncaya kadar millet sohbet eder. Müzik yok. Müzik yok. Siz dümbekle mi gidiyorsunuz? Herkes çalacağından mı gidiyor? Hayır, bunlar hazırlanıyor. Düğün sahibi hazırlanıyor. Bunlar hazır evde. Şimdi biz kapıdan içeri girdik mi? Sen otur kalkma. Kamera çekiyor. Biz kapı ha. Şevkan'la Elif geldi. Hadi bakalım. Ha? Geçin. Durun. Az köşeye. Ha? Az köşeye geçin hadi bakalım. Biz aç çıkar dümbekçiyiz ya. Ya adam yorgunuz biz edemeyiz. Şöyledir böyledir desek de tamam. Dümbekle yani. Seçimi oldu, çaldılarda oturdu. Hocam soracak, nereden başlıyorsunuz, işin neresinden başlıyorsunuz diye galiba öyle. İşte o, hani belli bir sıraları yokmuş anladığım kadarıyla yani aklınıza geldiği gibi. Hayır şöyle bile yapabiliriz. Önce şimdi böyle boş oynanmadan havalar mı söylüyorsunuz, sonra mı oyuna geçiliyor, ne oluyor? Ha şimdi bizde çok utanma vardır ya, mesela ilk oyuna çıkacak kişi kimdir? Bugün? Bir tane yenge vardır, kız yengesi vardır. Heh. Şimdi oğlan adam erkekler nasıl bayrakları varsa kızın da bir yengesi vardır. O yenge kimdir? Mesela şey, şimdi bu gelinin, bunun bir şeyi mi? Gelinin yengesi olur. Abisinin hanımı olur. Amcasının hanımı olur. Komşudan. Benim düğünümde yengemdi. Ha. Eyvah karıştı şimdi, hem çaldı hem yengelik mi? Hayır o çaldı, benim düğün yakın zaman 20 sene önce bizim şimdi söylediklerimiz 40 sene. O zaman çalma falan yok. Yani yengeyi sen şey dümbekçi dümbekçilik bitti zaten o zaman. O zaman yengelik oluyor. Yenge bak dümbekleri alır gelir, elini verir, orta yeri dingelir. Yani yengelik yaptığınız zaman siz de öyle yaptınız. İlk dahası yenge oynar. Kendi oynar. Ha, ilk dahası yenge oynar, ondan sonra birer birer milleti kaldırır yenge. Peki ilk oyunla oynayın yenge. Bir dakika ama ilk oyunundan geçmeden önce oyunlar bireysel tek tek mi oynanıyor? İki kişi mi oynanıyor, tek, çok kişi mi oynanıyor? Tek oynanır. Tek kişi değil. Tek kişi. Hep tek tek oynanır. İki kişi oynamaz mıydı? Oynardı da o seyrek. Sevdiği biri varsa gel beraber oynayalım. Yani Torbalı Orman öyle. Köy'de bayanlar tek tek oynuyorlar. Oynuyordu. İki kişi oynarsa. Sevdiği biri varsa gel sen oynayalım beraber. Sen soracaktın Zeybek mi denir? Karşı karşı evimiz iki kişi oynuyorsa karşı karşı evimiz yeni düştü sevimiz bu. Sevilerimiz zaten çatlar ölür birimiz. Mane atıyorsunuz. Mane atarız. Peki benim öğrenmek istediğim ilk oyunu yenge oynarken hangi havaya çalıyordunuz?
Önce düzden başlarız. Düz dediğim sır, havalar dalgalı değişik sürmeli. Değişik. Dalgalı sürmeli. Dalgalı sürmeli olur, sepetçi olur. Onun hangisine ayağı gidiyorsa. Düz dediniz, şu mesela düz dedikleriniz, sepetçi ol dediniz, dalgalı sürmeli dediniz, bir tane daha dediniz. İşte ninna. Ninna. Demin geçti ya. Şu kesin. Üçünü arka arkaya bize bir örnek verebilir misiniz? Evet. Şimdi dalgalı sürmeden başlayalım. Hocam ninna'dan başlayalım. Ninna'dan. Şimdi Tarkan hocam. Efendim. Ninna'dan başlayalım çünkü o bizim ilk duyduğumuz şey bu bölgede. Değil mi? Ninna. Peki. Evet. Peki düz dediğiniz değil mi? Ninna da düz. Bunların hepsine düz diyorsunuz değil mi? Evet, düz. Ben düz oyunu düz. Bakalım oyunu. Hani düz oyun mu diyorsunuz? Düz oyunu diyoruz. Düz oyun dediğimiz ne acaba? Şu, ninna bir düz oyunu olarak. Diyoruz. Bir bir çeşit oyunu dediğimiz zamanlarsa mesela hani Dur Karabakır. Çeşit oyunu onlar. Erkek oyunu oynayacağız dedikleri zaman da Harman Dağlı. Ha, kadınlar Harman Dağlı mı oynuyordu? Oynar. Zeybek oyunu. Çok güzel. Tamam. Şöyle söyleyebilirim. Ben şimdi üç tane şey anladım. Bir düz oyun, evet. Bir çeşit oyun, bir de erkek oyun. Evet. Çeşit başka oyun popüler. Şey başka öyle. Yani. Ama bunları bunlar genel isimler de bunun içinde başka başka kültürler var. Evet, tabii tabii. Evet. Peki o çeşit dediğiniz her tarafta yaygın moda olan türküler mi? Kerevit'te bozmuşsun çeşit mi mesela? Tabii onlar o zaman. O düz oyunu. Düz oyunu. Mesela bugün, bölge dışında bugünün, bugünün şeyi çeşit oyunu ne sizce? Bölge dışı çeşit. Hani bugün bir tane örnekleyin bize. Bugün çeşit oyun desek ne? Şimdi ben bak ot koydum, et koydum, içine de bir şey koydum dedi. Biz onları bilemeyiz. Gidi yeri çık, bize eskilerden söyler. Tabii tabii sizi bizden bizim derdimiz o zaten. Peki hocam. Kaldığımız yerden. Yenge biz düz oyundan başlamak istiyoruz. Ninna. Şimdi Ninna'dan başlayalım mesela. Sonra dalgalı sürmeli yapalım. O yani sırayla ne gelirse. Bu arada bunların Ninna'nın oyunu var mı? Nasıl? Figür ne? Nasıl oynanıyor? Yok önce bir çalsın. Bir müsaadeninde bu tamam. Şu müzik işini bir halledelim. Düz oyunları, düz oyunları bir çalalım. Bildiklerinizi şeyin sıyordur. Ninna'ydı. Değil mi? Ninna'dan başka örnek var mı? Bu Ninna dediğiniz bir tane şey onun üstüne aynı destekleyebilirsin. Destekleyebilirsin. Ama sonuçta Ninna dediğiniz bu ritim, bu Ninna ve arasında maneler değişir. Evet, değişir. Maneler değişir. Ekleyebiliriz yani. Öbür söylediğiniz neydi şimdi abla? Ninna böyle. Dalgalı sürmeli. Hocam sen. Evet hocam. Sorabilirsiniz. Evet şimdi bir de dalgalı sürmeli dediniz. O da düz oyun. Değil mi? Onu da bir örnek diyebilir misiniz? Başladım. Yeah.
Peki, çok iyi oldu bu. Fakat biz sizden bunun sözlerini anlayamayabiliriz. Şunun manilerini bize söyler misiniz? Hocam kayıt mı? Var. Bir daha söylesin o bize. Nasıl anlamadım? Evet. Cümlede mi söylüyor? Hayır. Yok yok. Söz olur. Söz olur. Söz olur. Karanfil eker misin? Bal ile şeker misin? Benimle ettiğini ahirette çeker misin? Sonra? Bir tanesi bu. Donu var cici bici, bastığı çümen içi. Senin bir efendin var, kavrulmuş badem içi. Başka? Ayağında var derlik, gel olalım ahiretlik. Demedim mi ben sana, zor oluyor hasretlik. Evet. Peki. Abla sen bunu diyordun ki oynayana göre. Bir tane yap mesela bu arkadaşım. Şimdi hayır, çıkan kişiye göre bu manileri yer değiştiriyor. Hayır hayır. Siz ona bir tane düzün şimdi bir mani. Ha, mali düzün diyor hani. Ben hani biraz önce bir şey söylediniz ya, çorabından işte hani çemberinden bir şey. Ama işte demiş. Oynayan olacak gülüm, oynayan. İşte oynayanı göre. Varsayalım ki oynuyor o, öyle yapalım. Ha, beni oynuyor babacığım. Ama sen de oynayaversen bizi çekeriz. Ha, şimdi çekeceğiz. Oğlum yeri yetme, bilme şimdi. Ki. Oyun çekeceğiz şimdi. Sen de sorun değil. Tamam mı, bitti mi? Hayır hayır, bir dakika. Başka sözümüz var mı? Bu oyunda var aslında. Başka hayır hayır, söz olarak demin sizin eklediklerinizi. Ben sıkan ettim taşa, çıkmadı kaldı kısa. Orman köyün içinde yaşa kardeşim. Yaşa kardeşim yaşa. Başka? Mesela oyunu makinemin ipliği sökülmüyor diktiği. Döne döne oynuyor abisinin kekliği. Başka? Evet, dışarı çıkacaksan dışarı gidelim. Başka? Hı. Çok çok gülüm, herkes birini anlatalım. Hayır siz söyleyin. Biz onları şey yapalım. Peki abi siz ikiniz beraber söylerken biriniz başlıyor da öbürü eşlik mi ediyor? Hemen. Yani nasıl aklınıza geliyor şeyin? İşte o biri önden başlıyor, o da arkadan geliyor. Evet, geliyor. Aklı geliyor. Yani. Bir de ilk oyuna, ilk müziğe başlarken onu nasıl yapıyorsunuz? İlk önce kaydı ritmi çalıp da mı giriyorsunuz? Yoksa sözle mi giriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Elimiz alışkınlığını görüyor. Mesela sen şimdi girerken nasıl giriyorsun? Bir yapalım. Mesela şimdi oynuyor bir insan diyelim. Değil mi? Hı. İşte şimdi zaten sen çalmadan oynayamam ben. Besleniyoruz. Şimdi kocukarı oynuyorsa yenge bayat bay. Ayva sarı, gül sarı. Ayvaya konmuş arı. Genç kızların içinde yakışmadın sen kocukarı. Diyorsunuz. Ama onun çalgısı biraz daha ağır mı? Aynı aynı. Aynı oynanıyor işte. Ha. Kaidesi aynı hızda aynı. Mı? Sadece, sadece sözü mü değişiyor? Sözde evet, onun ihtiyar olduğunu belirtiyor. Yaşlanlar diyor bak. Peki. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bu genç kardeşimizi oynatalım biz. Olur mu? Bilmem de abi ben bilsem. Peki o zaman şöyle yapalım. Kim düzgün oynuyor, siz mi siz mi? İkimiz de oynarız biz. O zaman biriniz, biriniz söylesin. Biriniz oyunu alalım. Hocam 9 zamanlı üçlü sonda yanılmıyorum. Biz de böyle bir şeyi oyunu görmüşüz. Bir şey var. Ben de biliyorum. Çok güzel. Ritim kalıbı çok güzel aslında. Evet. Çok güzel. Sen oyun istersen. Evet, çalışmamız devam ediyor Ormanköy'de. Ormanköy'e ait kadın oyunlarının tespitini yapıyoruz. Kaynak kişilerimiz ad soyad neydi? Elif Çetin. Elif Çetin. Şefika Sungur. Şefika? Sungur. Sungur. Ne oyunu oynayacaktık şimdi? Düz oyunlardan? Düz dedim ya, bilmiyorum ne söyleyecektim. Ama üç tane söylediniz, hangisi? Dalgalı ise. Dalgalı oyunu. Dalgalı? Dalgalı sürmeli. Dalgalı sürmeli. Bir tanem. Dalgalı evet. Sürmeli. Dalgalı tanem. Sürmeli bir tanem. Oyunun adı bu. Evet. İzliyoruz. Dalgalı sürmeli bir tanem.
Yani şimdi gayet güzel. Devam edelim bir daha. Yani gülecekseniz de gülün, ne var olsun. Evet. Bir daha çekeriz. Ne olacak? Davranışın, oynayış stilin. İnsan daha sevmesi de... olacak da işte. Yani normalde daha böyle büyük daha bir oynarsın. Ama insan. Tutuyor musun tabii, kendini? Tabii insan ne kadar tutuyor. Biraz şey yapıyorsun yani. Sonuçta. Çekiniyorsun. Heyecan var. İnsan gülecek oluyor, sıkılıyorsun. Tabii tabii canım, bizde de olur. Ama bu... Yani sen şimdi şu şeyde, şu alanda oynadın ya, onu böyle normalde daha büyük gezinmelerle mi yaparsın? Bir de kamera alacak diye buradan bu tarafa geçelim. Onunla yine de gidebilirsin. Evet, şimdi bir başka soru var. O da şu. Oyuncuları oyun alanına kim kaldırıyor? Yenge. Yenge. Peki o oyuncuya ne kadar süre tanıyor? Oynayabildiği kadar. Oyuncu oyunu oynana doyana kadar evet. Oynuyor tabii mi? Peki siz başka bir şey söylediniz. Oyun işte iki tane, üç tane sıra söylediniz. Hangi oyundan başlanır, nerede biter?
Bu dalgalı sürmeliden başlanır. Bunun adı düz oyun. Düz oyunu. Çeşit diyoruz biz için. Çeşit oyun oynarız. O oyuncunun isteğine bağlı. Ondan sonra o çeşit dediğiniz bağlı. Güncel popüler olan danslar, oyunlar. Biz 4 çeşit oyunu diyoruz. Yani. Sizin köye ait olmayabilir mi? Yok hepsi. Köye ait mi? Hayır bizim mesela köyümüz. Kiremitte buz musun? Aslında uşağın. Evet. Ama burada o zamanlar çalınırdı mesela kiremitte buz musun? Yani o günün meşhur popüler. Evet. Radyolarda çalan. Ama çeşit oyununun ritmi farklı mı çalışır? Vuruşlar değişik. Bir çeşit oyunu yapabilir miyiz? Değişik. Bir yapabilir miyiz? Bir tane. Çeşitli diye dışarıdan gelme olduğu için. Doğum Karabakır mesela dediniz. Elin. Devam. Pestik Hanım diye. Thank you.
Ben şimdi size şey sormak istiyorum. Bu oyuna kalktığında illa bir düz oyun, bir şey oyun gibi böyle bir sırayla oynarlar mı? Her kalkan bir oyun oynayıp mı oturur? Oyunun isteğine göre. Şimdi sen bu oynarsın, değiştir derler. Şimdi değiştir dediğimi sen ne aklına geliyor soru söylersin. Şimdi çeşit oyunlarda oynadılar ama ondan sonra harmandalı söylersin. Onda biter. Yani bir kişi kalktığında bir düz oyun oynar, bir çeşit oynar, bir harmandalı. Bu üçlemeyi kesin yapar mı? Yapar. Herkes bir kalktı mı en aşağı bu üç türü oynayacak öyle evet, mi? Evet. Bilen oynuyor yani. Bilen bilmezse de oynamaz. Yeri yetmez ha bilmiyor oğlum buna. Hayır mesela ben kalktım da çok oynamak istiyorum fazla oynarsam ne kadar oynarsam onun sorun değil. Ayıp değil yok, mi? Değil, ayıp değil, olmaz. Peki ben değiştir dediğim zaman sana şimdi ben düz oyun oynuyorum ilk sen düzle başlıyoruz dedin değil mi? Tabii. Sonra ben değiştir dediğim zaman sen düzün içinde mi değiştirirsin? Yani ben düzü bitirdiğin zaman kesiyorsun. Ondan sonra hani şey mahalleyi bitirdiğin zaman arkadan çeşidi başlıyorsun. Peki ben değiştir dediğim zaman sen çeşide mi geç anlamına gelir yoksa değiştir yok değiştir dediğin zaman çeşit olacak zaten. Peki oyuncu bunu biliyor mu? Tabii o söylüyor mu zaten öyle değiştir. O da çeşit oyun istiyor. Ha, o istiyor. Peki, o da harmandalı istiyor. Evet. Ben değiştir demeden sen mahalleyi bitirmez misin? Sürekli söyler misin? Tabii söyleyeceğim. O oynuyor zaten kesin. Doyuncaya kadar oynayacak. O doyana kadar hiç ne kadar istiyorsa oynayabilir. E senin o kadar yetecek manin var mı? Yok, yok bizde mani yok. Ama şimdi aklımızda gelmiyor. Üretiyorlar. Ha, ama normalde yani bana takribi kaç mani oynar bir insan söyleyebilir misiniz? Yaklaşık yani. Bir oyuncu ne kadar oynayabilir en fazla? 2-3 tane oynayabilir. 2-3 manilik kadar. Manilik oynayabilir. Peki başka bir soru var. O soru da şu. Şimdi bu kına gününde kimler geliyor kına gününe kimler? Köylü insanı gelir. Evet. Gençler. Gençler, genci kocası gelir, yaşlısı. Herkes geliyor. Olaraktan gelir. Şunu öğrenmek istiyorum. Burada oğlu olanlar kendisine gelin seçer mi? Yani iyi oyun oynamanı bu böyle bir faktörü var mı? İyi evet, oyun oynamak öyle, iyi gelin ünvanı getirir mi? Evet, tabii evet doğru. Tabii. Gelin adayı daha doğrusu. Tabii gelin adayı. Genç kızlar zaten oynarken burada kayınvalide var. Oğluna kız bakıyor. Bakıyor. Zaten var mı böyle bir şey? Olur. Şimdi o eskiden mesela ben kalbimden geçiriyorum seni ya. Yok. Şimdi mesela yaşa diye bir şey derler. Yahut da damanç atıyormuş gibi cıv 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 derler bir de bak. Ha nasıl bir şey onu bir yapalım. Bak şimdi mesela ben gelinliyim. Şimdi bu benim gelinlik oluyor. Oynuyor. Ben dümbek çalıyorum ya. Ama aday o nişanlıysa bu, değilse bak, hani, gönlünden geçiriyorsa. Şimdi bu yengem bunu kalbinden geçiriyor. Hmm. Hey, bu da oynuyor. Yaşasın kızım yaşasın. Cuv 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 cuv. Tabanca atmış oluyorsun gari. He, dedin mi öyle? O da anlıyor ki sen ha, onun işte, gelini ha, olabilirsin. Ha, işte öyle oluyor. Oh. Bismillah ayak atma. Bismillah ayak atma. Ne diyorsunuz? Bismillah diyorsun ayak atma oluyor. Mesela hani onu beğenmiş oluyorsun. Selam. Ayak atma. Ayak atma. Bunun adı da ayak atma. Bismillah ayak atma. Şimdi buradan şöyle geçebilirsiniz. Neyse tamam. Görülmemişimdir herhalde. Evet, galiba bir usta oyuncumuz geldi. Yok. Efendim? Amca oğlum onu değil mi? Usta. Güzel. Peki buna dair bizim unuttuğumuz sizin ekran bir şey. Şimdi hani kendi konu geleceksin, çalarsın, oynarsın. Gelini gidersin, abdest alır gelirsin. Oturtursun orta yere. Gelini ağlatacağız ya konu geçesinde. Nasıl ağlatacağız? Gelin oturur, kanıcılığa etrafını çevirir. Gelin ağladı ben anam bakalım buyur. Muhabbetimiz böyle. Biz başlarız yani. Şurada. Ne okursunuz orada türkü? Uzun olur gemilerin direği deriz. Çekin kıratımı söyleriz. Bir dakika. Çekin kıratımı bu köyde derlenen, halamdan derlenen, İsmet Ege'nin derlediği gelin ağlatma havası. Tamam. Onu biliyor muyuz? Biliyorum. Peki o ikisini bir alabilir miyiz sizden? Hani söyleyebilir misiniz şimdi? Tam söyleyebilir miyiz bilmiyoruz şimdi. Unuttuk bunları ama değil mi? Belki hatırlarsınız. Başlamadan. Başlamadan. Hangisi? Çekin karatımı. Amirayım. Amarlarla namlandan. Beni
çalışıyorlar. Evet, bu diğeri neydi? Çekin kıratımı bilek taşına. Bu ama yuvayı kopardır adam. Onu biliyoruz. Tamam. Kıratımı nalbatlar nalası. Ha şimdi doğru adım değil mi? Bak, çekin kıratımı nalbatlar nalası. Verin parasını, hakkı kalmasın. Bayan ne söyledik? O baştan alacağız. Baştan, baştan alacağız. Bir sırası var mı ki öyle diyorsun? Ha. Baştan alacağız. Gelin binerken. Baştan olsa daha iyi olur. Gelin binerken söylenir. Biz bundan gelin ağla diyoruz. Bunlardan gelin ağla diyoruz yani. Yani ata binerken. Hı. Ata binerken. Eski atlar da attan binerdi gelinler de. Tam atacak bir gelimizde kere bu türkü söylerlerdi. Ben gerçi şimdi dışarı çıkınca herhalde sohbeti kaçırdım ama siz bir yandan diyordunuz ki erkeklerin yanında falan hiç söylemezler. Bir yandan da Şırkan'a binince... Sadece ata binerken. Sadece. Erkekler söyler bunu. Ona da erkekler, erkekler söyler. Ha, davullar çalıyor. Davul zurna söylüyor ona. Davul zurna. Sarhoşlar söyler. Şeyler. Tam atı binerken. Bu sizin söylediğinizi mi söyler? Evet. Siz de ayrıca bunu ilna alatmadığı ayrıca gelmeler atırken konuşurlar. Peki başka bir şey daha soracağım size. Bu şimdi düz oyun dediğiniz, düz yani kadın oyunları bunlar. Ondan sonra çeşit dediniz, bir de harman dalı dediniz. Bu harman dalının haricinde başka zeybek oyunları oynanıyor mu sizde? Mesela erkek oyunu diyorlar. Erkek oyunu var. Değil mi? Var, ona erkek oyunu diyorsunuz değil mi? Erkek oyunu. Erkek oyunu dediğinizde harman dalı olabilir. Harman başka? Kerimoğlu zeybeği olabilir. Hani onlar oynanıyor. Kerimoğlu. Hoca Arap. Aydın evet. Zeybe oynanıyor. Evet, Aydın Zeybe. Onlar hepsi oynanıyor. Bunların hepsi türkülü mü? Vallahi siz şimdi dümbeylenme istahı şeyi. Çoğunlukla. İster ben şey yaptığımdan. Siz şimdi kadın kadına oy eğlendiğiniz için bir tek davulun şey dümbeleriniz var, bir de sesiniz var. O yüzden o erkek oyunları dediğinizde gene illa türkülü mü olmak zorunda, sözlü mü olmak zorunda? Mesela harman dalını genelde nasıl söylüyorsunuz? Şöyle bir şey. Hadi bakalım söyleyelim, bir de koyalım. Bir dakika hocam, bir saniye. Kasetimiz bitiyor. İkinci kasetimize geçeceğiz. Bu birinci kasetti. Hem oynayıp hem söylersek daha da iyi olacak. Allah.